çok canım yanmıştı. Ama onlara belli etmemek ve bağırmamak için dudaklarımı ısırıyordum. Askerlerin istemeyerek beni taşıdıkları her hareketlerinden belli oluyordu. Kayık yaklaşık 100 metre ileride birkaç gün önce özel Şüeda taburundaki arkadaşlardan Ali Muhammed Kortlu, Rahmetullah Eşku, Ali Kerimi, Hüseyin Piruzi, Murat Ali Sultani, Hüseyin Aram ve Hüseyin Dereşan'ın direndikleri Beytullahi Petinin yanında kısa bir süre durdu. Dipnot 34 Adlarını saydığım arkadaşlardan Muhammed Kortlu hariç, diğer arkadaşların hepsi Hendek yolunda şehit düştüler ve cesetleri henüz oradaydı. Beytullahi Pedin'deki arkadaşların başlarına neler gelmişti acaba? Behram Dorut yaşıyor muydu? Onun bir gün önce istihbarattaki arkadaşlar birlikte otururken bize arkadaşlar Iraklıların saldıracağı kesin. Bu saldırıda kimin başına neler geleceğini bilmek istemez misiniz cümlesi aklıma geldiğinde sanki dünyanın bütün kederlerinin o yüklendiğini hissediyordum. Beytullah'ı kanalındaki arkadaşlar silahlarındaki son kurşuna kadar direnmişlerdi. İçlerinden 2-3 kişi hariç hepsi şehit düşmüşlerdi. Iraklılar iki Iraklı askerin cesedini de kayığa getirdiler. Kayıkta beni götüren iki askerden başka bir dümenci ve bir de assubay vardı. Kendi askerlerinin yanında beni de götürüyor olmaları onları sinirlendirmiş gibiydi. Bakışlarındaki kim ve nefreti hissediyordum. Onların bana kendi arkadaşlarının katili gözüyle bakmalarını normal buluyordum. Yanımızdaki assubay iki cesedi bana göstererek Arapça sen katilsin dedi. Cenazelere bakarlarken onların intikamını almak için beni hemen orada öldüreceklerini sandım. Assubayın emriyle içinde bulunduğumuz kayık kısa bir süreliğine suyun ortalarında durdu. Bir an beni adanın sularına atacaklarını düşündüm. Kendi aralarında neler konuştuklarını anlamadığımdan ne yapmak istediklerini de bilmiyordum. Neler düşündüklerini tahmin edebiliyordum. Askerler beni suya atma konusunda pek de isteksiz değillerdi. Dümenciyle askerlerden birinin gözlerinden okunan onca nefrete rağmen beni suya atma konusunda muhalefet ettiklerini gördüm. Kendi aralarında geçen konuşmalardan bu yaralı halimle bir an önce beni ortadan kaldırmak ve benden kurtulmak istediklerini hissediyordum. Bir yandan kendi askerlerinin cenazesinin yanında yaralı bir İranlı esirin olması onları olumsuz yönde tahrik ederken, Öte yandan kendi kurşunlarıyla ayağımdan yaralanmış olmam biraz olsun rahatlatıyordu. Bütün bunlara rağmen intikam almak istemelerini çok anormal bulmuyordum. Irakların bu davranışlarının bir başka sebebi de benim ölümden ne kadar korkup korkmadığımı denemek istemeleri ihtimali olabilirdi. Kendimi her ihtimale hazırlamam gerektiğine inanıyordum ama suda boğularak ölmek istemiyordum. Kendi kendime eğer beni öldüreceklerdiyse keşke ilk başta Hendek yolundayken öldürselerdi dedim. Dipnot 35 Gerçi ben o zaman gerçekten kasıtları neydi anlamadım. Ama aradan yıllar geçmesine rağmen onların ölen iki askerin acısını çıkarmak için beni suya atmak istedikleri duygusunu yaşıyorum. Aralarında bir süre tartıştıktan sonra sanırım bana acımış olacaklar ki kayık yeniden hareket etti. Kayığın içinden, adanın gökyüzünden başka bir yerini göremiyordum. Kayığın ön tarafında birkaç tane 20 litrelik benzin bidonu, bir miktar konserve, komposto ve ekmek vardı. Iraklı askerlerin cesetleri sağ tarafındaydı. Askerlerden birinin iri yarı, kısa saçlı, kalın kaşları ve üzerinde kaplan desenli asker üniforması ve çekik bir suratı vardı. Başında kurşun yarası vardı. Diğeri ise inci vücutlu, zayıf yüzlü ve orta boyluydu. Gözleri yarı açık olan bu askerin de karnına ve göğsüne şarapnel parçası çarpmıştı. Üzerinde kısa kollu yeşil renkli asker elbisesi vardı. Kayık suda hareket ettikçe askerlerin cesetlerinin bana dokunması için de çok kötü bir his uyandırıyordu. Güzergahımızın ne taraf olduğunu bilmiyordum. Bir an belki de beni Irak'taki hastanelerden birine götürüp tedavi ettirirler diye düşündüm. Bu düşünce beni biraz rahatlatmıştı. İkinci Bölüm Mecnun Adası Hendekpedi 25 Haziran 1988 Cumartesi 4 Tir 1367 Mecnun Adası Hendekpedi Kayık Hendekpedi'nin batısında Hayber Köprülerinin yanında karaya yanaştı. Etrafta adanın sularında çatışmalarda isabet almış ve terk edilmiş kayıklar görünüyordu. Ada sakindi ve yaban kazları Şat Ali'ye doğru uçmaktaydılar. Adada yaşayan ördekler, su samurları ve bazı ada kanatlılarının birçoğunun düşmanın saldırıları sırasında telef olduğundan emindim. Suya isabet eden havan topu yüzünden ölen balıklar suyun yüzüne vurmuştu. Beni kayıktan çıkardılar, toprak yığınlarının üstündeki siperlerin yanında duran İki Irak askeri aşağı geldiler ve beni kucaklamadan, kollarımın altından tutarak yukarı doğru sürüklemeye başladılar. Askerler beni sürüklerken yaralı ayağımda yerde sürükleniyordu ve ayağımın acısından gökyüzü başıma inmişti sanki. Toprak yığınlarının arkasından sesler geliyordu. Beni hendek bedine getirmelerine şaşırmıştım. Bu halimle hendek bedine gelmeyi hiç istemezdim. Tümseklerin ve siperlerin üzerinde birçok Irak askeri duruyordu. PED'in çevresine göz attığımda Kasım bin el-Hasan birliğindeki arkadaşları gördüm. Onlar da esir düşmüşlerdi. Toprak yığınının yamacında siperin yanında oturdum. Arkadaşlara gözüm ilişince elimde olmadan boğazıma bir şeylerin düğümlendiğini hissettim ve gözlerimi yaşardı. İçimden arkadaşların bugünkü kahramanca direnişlerini kutladım. Arkadaşlarımın birçoğunun hayatta olduğunu görmek beni sevindirmişti. Öte yandan içimi bir sıkıntı ve keder kaplamıştı. Arkadaşlar da beni görünce yüz ifadeleri değişmişti. Sanırım beni bu halde görmek onları etkilemişti. Bakışlarından söylemek istedikleri çok şeyler olduğu belliydi. İnsanlar bazen bakışlarıyla konuşur. Bazen saatler sürebilecek birçok söz bakışlarla anlatılır. Ben bu arkadaşlarımla bakışlarımla konuşurken, onların da anlam yüklü bakışlarında neler anlatmak istediklerini hissediyordum. Arkadaşlar baş işaretleriyle bir yandan beni selamlıyor ve sevgi gösteriyorlar, bir yandan da yaralı olmamdan dolayı üzüntülerini anlatıyorlardı. Nadir Piran bakışlarıyla bana bu hale düşeceğine şeyt olsan daha iyi tetiyordu. Bulunduğumuz alanda yaralılarla diğerlerini ayırmışlardı. Yaralılarda bir kenarda diğer arkadaşlarla aramızda 7-8 metre mesafeyle oturmuştuk. Birbirimizle konuşmamız yasaktı. Bir saat önce en de kalesi düşmüş, arkadaşlar da esir olmuşlardı. Arkadaşların hepsi yalın ayaktılar. Oradaki arkadaşların sayısınca yerde postal ve spor ayakkabısı vardı. Iraklılar postalların bağları ile arkadaşların ellerini bağlamışlardı. Spor ayakkabısı olanların bağları kısa olduğundan bazı arkadaşların ellerini halat ipi veya seyyar telefon kablosuyla bağlamışlardı. Esirlerin içinde göremediğim arkadaşlarım şehit düşmüşlerdi. Can Muhammed Kerim'i, İbrahim Nevidipur, Ercasep Alizade, Hamit Furuzanpur, Ali Hic Şefi'nin Nesep ve diğer isimlerini sayamadığım birçok arkadaşın yokluğu belliydi. Arkadaşların yüzü gözü perişan bir haldeydi. Iraklılar bugünkü direnişlerinden dolayı arkadaşları kablolarla dövmüşlerdi ve birçoğunun yüzleri morarmış, ağız ve burunları kan içinde kalmıştı. Münafıklar örgütünden işbirlikçi birkaç kişi Iraklılara çevirmenlik yapıyorlardı. Bu örgütün adamları genelde orada çevirmenlik ve casusluk yapıyorlardı. Hendek yolunda da bunlardan biri bir Iraklı muhabire çevirmenlik yapıyordu. Mecnun adasında konuşlanmış olan Irak birimlerinden birçok üst düzey Iraklı komutan oraya gelmişti. Hendekpedi onlar için önemliydi. 16. Irak ordusu 1. Tugay komutanı olduğunu söyleyen albay yanımıza geldi. Yanında halkın münafıkları örgütünden bir de olduğu halde bize hitaben, siz İranlıları ne yapalım? Siz mecusları kurşuna dizip, şuradaki mevzilerin altına çukur kazıp, hepinizi oraya doldurmak lazım dedi. Herkes susmuştu. Iraklılara kızmalarından dolayı hak veriyordum. Arkadaşlar bugünkü direnişlerinde onların planlarını alt üst etmişlerdi. Dipnot 36 Bölgeden edindiğim bilgilere göre Irak ordusu faaliyet birimleri, Güney ve Kuzey Mecnun Adaları, Telaye, Kuşk ve Cefir'de hedeflerine ulaşmışlardı. Başarılı olmadıkları tek nokta Hendek yolu ve Hendek kanalıydı. Onlar bizim oradaki direnişimizin yüzünden Hendek yolu ve kanalından ilerleyip sağ ve soldaki birimleriyle buluşamamışlardı. Düşman güçleri sabah her şeyden önce Hendek yolunun uçurulması için planı yapmıştı. Hendek yolu ve kalesinin sabahın erken saatlerinde ele geçirileceği hesaplanmıştı. Telayenin bir bölümü Kuşkun kuzey batısı ve Mecnun adalarının kuzey ve güneyine yapılacak lojistik destek ve malzemenin Hendek yolu kanalıyla temin edilmesi hesaplanıyordu. Mecnun Adası suları ve Hurel Azim'in arasından geçen tek yol Hendek yoldaydı. Iraklı albay hala kaşları çatık olduğu halde siz mecusların her biri için Saddam'ın seçkin askerlerinden 10 kişiyi aktif hale getirdik. Burada Hendek kanalında bizimle savaşan askerlerinizin toplamının 70-80 kişiden fazla olmadığını bilmiş olsaydık, orayı sizin için cehenneme çevirirdik. Biz birkaç roketle sizi yok edebilirdik. Biz yanıldık. Burada Hümeyni'nin özel bir Tugay ile savaştığımızı zannettik. Meğerse hepsi sadece bir bölükten ibaretmiş dedi. Iraklı komutanın bu konuşmalarından sonra arkadaşların yüzünde bir gurur ifadesi belirdi. İçimden sanki bugün Hendek kanalını bütün arkadaşlara cehenneme çevirmediniz mi dedim. Kuralcı bir karakteri olan komutan sözlerinin devamında ''Siz mecus İranlılar bütün İslam ümmetinin de Arapların düşmanısınız. Size acımamak lazım.'' dedi. Eliyle sularda hedef almış olan kayıkları göstererek ''Sizler deccal ve katilsiniz. Bence başkomutan Saddam çok iyi biri ki sizi öldürme emri vermedi. Aslında hepinizi burada kurşuna dizmek lazım.'' ama ne yazık ki bizim şu an İranlı esirlere ihtiyacımız var dedi. Albayın neden bu kadar sinirlendiğini anlıyordum. 26'dan fazla kayık Mecnun Adası'nın doğu sularında tahrip edilmişti. Üstelik bu kayıkların birçoğu kendi askerleri tarafından vurulmuştu. Bugün sabahtan beri bizim topçu birlikleri mühimmat olmadığı için hiçbir şey yapamamış, Irak kayıklarının hedef aldığı tarafa Bizim mühimmatçı birlikleri tarafından bir tek atış bile yapılmamıştı. Bir Irak askeri Muhammed Sadiki Ferdi'nin yanına geldi, eliyle kayıkların ve toprak yığınlarının yanına düşmüş olan cesetlerden birini göstererek, "Sen benim babama benziyorsun, sen benim babamın katilisin" diye birkaç kez tekrarladı. Sanırım Muhammed Sadiki Ferdi babasına benzetmişti. Helikopter pilotu olan başka bir Irak askeri de Muhammed'in yanına gelip, yüzüne tükürdü. Pilot helikopteri onun vurduğunu sanıyordu. Arkadaşlar Irak helikopterini PK makineli tüfeği ve Doşka ile kuyruğundan vurmuşlardı. Bugün 40'tan fazla Irak helikopteri Mecun adalarını bombalamış, defalarca da hava indirme operasyonu gerçekleştirilmişti. Bu operasyonda birkaç Irak helikopteri de isabet almıştı. Iraklı pilot Muhammed'e çok ağır hakaretler etmişti. Cesur biri olan Muhammed, bu tür ağır ithamlar karşısında suskun kalacak birine benzemiyordu. Pilotun yüzüne tükürmesi çok zoruna gitmişti ama herhangi bir tepki gösterdiğinde topluca cezalandırılacağımızı bildiğinden diğer esir arkadaşlarının başına bir şey gelmemesi için susmayı tercih etmişti. Bir Iraklı tu general de diğer askerlerin yanına geldi. Hepimize baştan ayağa iyice süzdükten sonra konuşmaya başladı. Konuşurken saygılı olmaya çalışıyor diğer askerlerin yaptığı gibi hakaret içeren sözler kullanmamaya özen gösteriyordu. Sözlerinin arasında ''Siz Irak evlatlarının katilisiniz'' cümlesini çokça tekrarlıyordu. Bizi ölümle tehdit ederek ''Siz ölümü hak ediyorsunuz'' deyince diğer askerler Galeyan'a gelerek silahlarının şarjörünü hazırlayıp komutanlarından bizi kurşuna dizmek için izin istediler. Iraklı Tuğ General silahlarını bize doğrultmuş emir bekleyen askerlere bunları öldürmenize gerek yok. Başkomutanımız Irak'ın esire ihtiyacı olduğunu söyledi. Elleri bağlı esiri bir kadın bile vurabilir. Eğer gerçekten bu kadar cesaretiniz vardıysa bu mecusların elleri bağlı değilken ve de bizim kayıklarımızı hedef alırlarken vursaydınız. Esir alınmış birini öldürmek marifet değildir. Bu ancak büyük Irak halkının rezil etmekten başka bir işe yaramaz dedi. Irak askerleri komutanlarından bu çıkışı beklemiyorlardı ama Tu General'in konuşmaları benim hoşuma gitmişti. Komutanın bu vurgulu ve sert konuşmasından sonra askerler binlerce havan topu, Katyuşa ve mini Katyuşalar, Kore ve Avusturya yapımı uzun mevzilli havan topları ile bir anda hendek yolu ve kanalını silah yağmuruna tuttular. Böyle yaparak sahip oldukları askeri gücü bize göstermek istiyorlardı. Iraklı Tu General gururlanarak bize bugün bizim topçu birliklerimiz hendek yolu ve kanalına 30 binden fazla füze fırlattılar dedi. Iraklı Tu General kendince bu şekilde Cenevre Konvansiyonu'nun esirlerle ilgili kurallarına uygun davrandığını düşünüyordu. Askerleriyle bu konuşması bende mertçe savaşmayı tercih eden biri izlenimini uyandırmıştı. Iraklı bir binbaşı önce asker selamı verdikten sonra Tu Generale Komutanım bu mecuslar yaşamaya layık değiller. Yeryüzü bunların varlığından temizlenmeli. İzin verirseniz hepsini şurada kurşuna dizelim dedi. Tuy General onun söylediklerini önemsemedi. Ama o gidince diğerleri, özellikle sakalları uzun olan arkadaşlarımızı tekme tokat dövmeye başladılar. İmama hakaret etmemiz için bize baskı yapmaya başladılar. Ama arkadaşlar kabul etmiyorlardı esir arkadaşların içinden kendisini daha önce tanımadığım Dipnot 37 Daha sonra bu eserin Behme ilçesinden Muhammed Sarallah olduğunu öğrenmiştim. Ayağa kalkarak saygılı bir şekilde bin başına ''Biz sizin elinizde eseriz. İran'da biz sizin esirlerinize hiçbir zaman Saddam'a hakaret etmeleri için baskı yapmıyorduk. Çünkü bu bizim inançlarımıza ters düşer. Siz bizi istediğiniz kadar dövüp işkence edebilirsiniz ama alimlerimize ve müştehitlerimize hakaret etmemizi beklemeyin dedi. Muhammed Sağır Allah'ın bu konuşmasının hiçbir etkisi olmadı. Onu sıradan dışarı çıkardılar ve tekme tokat dövmeye başladılar. Söylemiş olduğu sözlerin karşılığı karnına ve böğrüne aldığı tekmeler oldu. Bir türlü sakinleşmiyorlardı. Binbaşı, eğer Hümeyni'ye hakaret etmezseniz hepinizi kurşun atacağım diye bağırdı. Hüseyin Rad adlı arkadaşı esirlerin içinden çıkardılar ve kendisine Hümeyni'ye hakaret et dediler. Savaşın ilk dönemlerinde abisi şehit düşen Hüseyin gururlu ve cesur biriydi. Dipnot 38 Hüseyin Rad'ın abisi Ali Muhammed Rad 16 Şubat 1981 yılında Hurrem şehirde şehit oldu. Onlara öldürseniz de imama hakaret etmeyeceğim dedi. Onun bu sözlerinin karşısında Iraklılar silahların dipçikleri ve postallarıyla yaralı ve sağlam ayırt etmeden bütün esirleri dövmeye başladılar. Iraklılar esir arkadaşların yeni ve temiz kıyafetlerini ve ayakkabılarını ellerinden aldılar. Bazı Irak askerleri arasında bu kıyafet ve ayakkabılar yüzünden tartışma çıkmıştı. Cephede genellikle arkadaşlar Kürtlerin geleneksel kıyafetlerine benzeyen şalvar ve iki cebi olan yeşil ve kri renkli gömlek giyiniyorlardı. Iraklıların dikkatini çeken bu kıyafetleri daha önce Kürdistan'dayken birçok eski komutan, devrim muhafızı ve gönüllü askerlerin üzerinde görmüştük. Iraklı askerlerin postal darbelerinden yüzü gözü morarmış olan İnayetullah Mustafa Pur yanımda oturmuştu. İnayetullah sakin, sevimli, ufak tefek ve pozitif bir insandı. Çok üzgün bir hali vardı. Kendisine, neden bu kadar üzgünsün? Sizler daha olgunsunuz. Böyle durumlarda bizim gibilere moral destek olmanız gerekmez mi diye sordum. Ağlamaklı bir halde cevap verdi. Birkaç dakika önce Iraklı albay Hendek kanalındaki birlik komutanı ile irtibata geçtiğinde oradakiler kendisine isim birliğin komutanı ve komutan yardımcısının şehit olduğunu söylemişler. O da cenazelerinin nerede olduğunu sordu dedi. Askerler Kasım İbnül Hasan birliği komutanı Can Muhammed Kerimi ve komutan yardımcısı İbrahim Nevidipur'un cenazelerinin yerini göstermişler. Albay oradaki kayıklardan birinin dümencisine gidip bir bidon benzin getirmesini söylemiş. Dümenci de gidip getirmiş. Albay Can Muhammed ve İbrahim'in cesetlerinin üzerine benzini dökmesini söylemiş. Hiç kimse Iraklıların şehit arkadaşlarımızın cesetlerine bu şekilde saygısızlık yapacaklarına tahmin edememişti. Askerler albayın emriyle Can Muhammed ve İbrahim'in cesetlerinin üzerine benzini dökmüşler. İnayetullah yarım saat önce Iraklılar hepimizin gözleri önünde onları ateşe verdiler diye ağlayarak anlatmıştı. 48. Fethi Tugay komutanı olan Hacı Seyfullah Haydarpur, birkaç gün önce Can Muhammed Kerimi'yi Hazreti Zehra taburuna komutan olarak atamak istediğinde Can Muhammed Kerimi Iraklıların karşı saldırı yapma durumu belli oluncaya kadar Kasım İbnül Hasan birliği komutanlığına devam ederim. Saldırdan sonra sağ kalırsam Hazreti Zehra Selamullah Aleyha tabur komutanlığına teslim alırım diye cevap vermişti. Hazreti Zehra Selamullah Aleyha taburundaki arkadaşlar Can Muhammed Kerimi'nin gelip komuta etmesini beklerken. Onun cansız ve yanmış bedeni birkaç adım ötemizde ebedi istirahat kağına çekilmişti. Ağlamakta olan İnayetullah bir türlü sakinleşemiyordu. O aynı zamanda en yakın arkadaşı olan Hamid Foruzanpur'u kaybetmişti. Hamid'in cesedi de birkaç metre ötemizde yerde yatıyordu. İnayetullah ağlayarak şöyle devam etti. Foruzanpur'un alnından öpmek isterken Iraklılar beni gördü ve gelip silahlarının dipçikleriyle beni iterek cesedin üzerine düşürdüler. Sadece onu anından öpmek istediğim için böyle yaptılar. Iraklı as subaylardan birinin gözü İnayetullah'ın kolundaki saate erişmişti. Gelip saati kolundan çıkardı. Saat bugünkü çatışmada bozulmuştu. Saatin bozuk olduğunu fark eden as kasıtla yapmış olduğunu sanmış olacak ki, gelip İnayetullah'ın yüzüne bir tekme atarak neden bu saati bozdun diye sordu. İnayetullah, çatışmada bozuldu diye cevap verdi. Iraklı Assubay yine de saatin çatışmada bozulduğuna inanmak istemiyordu. Sonunda İnayetullah, bozmak isteseydim adanın sularını atardım dediğinde ikna olmuştu. Hendek yolunda gördüğüm gazeteci ve kameraman yine oralarda göründü. Elleri bağlı olan arkadaşlardan görüntü aldılar. Dipnot 39 o gün Hendek esir arkadaşlardan alınan görüntüler sonraları uydu aracılığıyla İran televizyonunun eline geçmişti. Televizyonda yayınlanan bu görüntülerin akabinde ben ve diğer birkaç yaralı esir dışında birçok aile çocuklarının hayatta olduğunu ama Iraklıların eline esir düştüğünü öğrenmişlerdi. Iraklılar esirlerden görüntü alınırken onları İmam Humeyni'ye hakaret etmeye zorladılar ama bu konudaki çabaları sonuç vermedi. Kameraman yaralı esirlerden görüntü almadı. O gün neden böyle yaptığına bir anlam verememiştim ama daha sonra neden böyle yaptığını anladım. Kameraman bir süje peşindeydi. Rütbeli askerlerden biri kameramanın yönlendirmesiyle Taç Muhammed Alipur'un yanına gitti. Onlara göre şarapnel parçası çarpması sonucu başından yaralanmış ve saçları kanlı olan Taç Muhammed haber için iyi bir süje olabilirdi. Zayıf ve uzun boylu bir assubay Taç Muhammed'in başına su dökmek amacıyla elindeki mataranın kapağını açtı. O ana kadar bize bir yudum suyu vermeyen Iraklılar şimdi kamera karşısında yaralı arkadaşın başına su dökerek saçlarındaki kanı yıkarken görüntü almak istiyorlardı. Kurnaz biri olan Taç Muhammed onların ne yapmak istediklerini anlayınca başına su dökmek isteyen askerin eline vurarak bu şekilde görüntü almalarına engel oldu. Taç Muhammed'in bu hareketi rütbeli Iraklı subayı çok sinirlendirmişti. 3-4 askerle birlikte tekme ve yumruklarla onu dövmeye başladılar. Taç Muhammed elindeki silahın dipçiğiyle başına vuran as subaya, şu an dipçikle vurduğun başımı biraz önce yıkamak istiyordun değil mi diye imalı bir şekilde tepki gösterdi. Güneş, Mecnun Adası'nın üzerinden sarı turuncu ışıklarını yavaş yavaş toparlayarak batmaya hazırlanıyordu. Irak askerlerinden namaz kılmak için izin isteyen arkadaşlara bazı askerleri izin vermedi. İçlerinden İslami değerlere daha önem verdiği davranışlarından belli olan bir subay, diğerlerini namaz kılmamız konusunda ikna etti. Onar kişilik gruplar halinde sırayla namaz kılmak için ellerimizi açmaya başladılar. Elleri açılan arkadaşlar teyemmüm alarak hemen orada ilk esaret namazlarını eda ettiler. Birçok arkadaşımız kendilerine sıra gelmesini beklerken namaz vaktinin daraldığını görünce elleri bağlı vaziyette teyemmüm bile alamadan kıbleye dönerek namazlarını kıldılar. Zihnimden geçen değişik düşünceler bana acı veriyordu. Bir gece önce buradaki birçok arkadaşla birlikte ne güzel anılarımız olmuştu. Bir gün içinde bu kadar çok şeyin değiştiğini düşündükçe üzülüp keterlenmekten kendimi alamıyordum. Bir kez daha biraz ötede elleri arkadan bağlanmış yorgun ve masum bir halde oturan arkadaşlarıma baktım. Savaşın kaderinin böyle biteceğine henüz yakin etmemişlerdi. Askerler arkadaşları cephe gerisine intikal etmek için kalenin karşısına bizimle kendi aralarına hareketli köprüler monte etmişlerdi. Kanal düşman askerlerinin kontrolüne geçtikten hemen sonra Irak kepçeleri ve kompresörleri kendi kanalları ve bizim kanal arasındaki yaklaşık 50 metrelik mesafeyi doldurmak için aralıksız çalışıyordu. Uzaktan toprak taşıyan kompresörlerin gidiş gelişleri görünüyordu. Sonraları Ali Muhammed Kortlu bana şöyle anlatmıştı. Iraklılar bizi kayıkla Beytullahi kanalından El Kerama bağlanarak toprak yola doğru götürürlerken Irak kepçelerinin kanalın arkasındaki yolda kendi cenazelerinin üzerine toprak döktüklerini gördüm onların neden askerlerinin cesetlerini cephe gerisine götürmediklerine anlam verememiştim. Dipnot 40 1377 yılının yaz mevsiminde Huzistan Eyaleti Elektrik Dağıtım Şebekesi Genel Müdürü Mühendis Esedullah Esadyan ve adı geçen şirketin gönüllü seferberlik ordusu komutanı Rıza Darabi ile birlikte Abadan şehrine gitmiştik. Güney illeri elektrik dağıtım şebeke müdürü Siyaveş Gorbani bize şöyle bir olay anlatmıştı. Şeremçe'deki Irak sınır karakolunun elektriğini biz temin ettiğimiz için karakoldaki Iraklı askerlerle aramız iyiydi. Kayıp ve şehitleri arama ekibi Kerbela 5 operasyonu şehitlerinden bir kısmının kemiklerine ulaşmışlardı. Bulunan kemikler ve plakaların arasında yaklaşık 30-40 Irak askerlerinin de kemik ve plakaları vardı. İranlılar Kerbela 5 operasyonuna ait Iraklı askerlerin kemiklerini arayarak Şelemçe sınır karakolundaki askerlere teslim ettiler. İran devrim muhafızları görevlileri Şelemçe'de şehitlerin kemikleri ve plakalarını tabutlara yerleştirip tabutları bayrağa sararak her tabutun üzerine bir de lale koydular. Hazırlanan tabutlar her zaman yapıldığı gibi tırların tabanına düzenli bir şekilde yerleştirilip askeri bir törenle Şelemçe'den ait oldukları şehirlere gönderildiler. Iraklılar albayın emri doğrultusunda teslim aldıkları kemik ve plakaları sınır karakolunun yaklaşık 500 metre gerisinde set boyunca çalışmakta olan kepçelerin açmış olduğu çukura doldurup üzerini toprakla kapattılar. Basra sınır temsilcisi olan albaya bu kemikleri neden ailelerine teslim etmiyorsunuz? En azından kendi memleketlerinde defnedilselerdi diye sorduğumda alaylı bir gülümsemeyle bana şöyle cevap verdi. Bu cenazelerin kullanım süreleri doldu artık. Bunları kendi memleketlerine gönderirsek, Irak halkı için savaşın acıları yenilenir. Bu da bizim başımıza dert olur. Bunların memleketlerine gitmeden burada defnedilmeleri daha uykundur. Iraklı albay sözlerinin devamında, siz İranlıların bazı davranışlarını anlam veremiyoruz. Sizin bu şelemçenin her zaman neden bu kadar kalabalık olmasını ve bunca insanın niçin buralara geldiklerini anlayamıyoruz. Hareketli köprüler bağlandıktan sonra Iraklılar esirleri tek sıra halinde köprülerden geçirerek kanalın diğer tarafına götürdüler. Kompresörler esirleri cephe gerisine götürmek için hazırdılar. Arkadaşların elleri bağlıydı. Iraklılar esirlerin bir anda suya atlayarak kaçabilecekleri ihtimaliyle ayaklarını da bağladılar. Iraklı subay kimlerin yüzme bildiğini sorduğunda İlk anda ne amaçla sorduğunu anlayamayan 4-5 arkadaş hemen ben diyerek ellerini kaldırmışlardı. Bu durum karşısında Iraklı subay herkesten önce bunların ayaklarının bağlanmasını ve bu kişilere çok dikkat edilmesini emretmişti. Iraklılar esir arkadaşları elleri ve ayakları bağlı olduğu halde onların kepçenin ağzıyla kompresörün içine bindireceklerdi. Vicdani duyguları henüz ölmemiş olan Iraklı subaylardan biri, arkadaşlar, henüz kepçedeyken oradaki askerlere hemen arkadaşların ayaklarını açmalarını söyledi ve kompresöre bindirdikten sonra tekrar el ve ayaklarını bağladılar. Hendek kanalındaki arkadaşların hepsini götürdüler. Arkadaşlar Hendek kanalından hareket edeceği zaman Hüseyin Rat ve Muhammed Sarallah bizi de beraberlerinde götürmek için yanımıza geldiler. Çünkü geride kalan yaralı altı kişi kendi kendimize yürüyecek durumda değildik. O anda esirleri cephe gerisine götürmekle görevli bir subay onlara geriye dönün diye bağırdı. Hüseyin sinirli bir şekilde yaralıları neden beraberimizde götürmüyoruz diye sordu. Iraklı subay yine aynı ses tonuyla bağırarak yaralılar burada kalacak diye cevap verdi. Hüseyin ve Muhammed geriye döndüler ve giderlerken yüzlerindeki endişe ve üzüntüyü gizlemeye çalışsalar da bunu başaramamışlardı. Yapayalnız kalmıştık giden esir arkadaşlarla birlikte olmayı çok istiyorduk. Başımıza neler gelecekti bilmiyorduk. Iraklılar bizim yaralı olduğumuz için kaçamayacağımızı veya onlara sıkıntı oluşturamayacağımızı bildiklerinden içleri rahattı. Gece saat on buçuk sıralarıydı. Bizi kanalın üst tarafındaki betondan yapılmış bir sipere götürdüler. Bizi getirdikleri siper bir gece önce Can Muhammed Kerim'i, İbrahim Nevidipur ve Kasım bin El Hasan birliğinden bazı arkadaşların dinlendikleri siperdi. Şu an ise Kerimi ve Nevidipur'un yanmış kemikleri 10-12 metre ötemizde Hendek kanalı topraklarının misafiriydi. Biz ise elleri bağlı bir halde bazı askerlerinin esiri olmuştuk. Burada toplam 6 kişiydik. Seyit Ali Salih Raykan Dipnot 41 Seyit Ali Salih Raykan serbest bırakıldıktan sonra Kokkülüya şehrinde Gaziler Vakfı Başkanı oldu. Seyit Muhammed Şefaat Meneş Dipnot 42 Seyit Muhammed Şefaat Meneş hali hazırda Kokkülüya ve Buyurehmet şehrinde devrim muhafızlar ordusunda aşiretlerden sorumlu olarak görev yapmakta. Hodahast Pezeş Dipnot 43 bu Rehmet şehrinde Devrim Muhafızlar Ordusu öğrencisi gönülleri birliğinde çalışmakta. Hiç Absevaran Dipnot 44 Daha önce Devrim Muhafızıydı. Serbest bırakıldıktan sonra yine Devrim Muhafızlar Ordusundaki görevine devam etti. Ahmet Saidi ve ben Dipnot 45 Şu an Kohkilüye şehrinde Devrim Muhafızlar Ordusunda görev yapıyor. Aslen dehdeşli olan Seyit Ali Salih Raygan, Hazreti Resul taburunda komutanın yerine bakıyordu. Kerbela 4 operasyonunda sağ kolu kopmuştu. Abisi Veli Muhammed arkadaşımdı. İçten ve samimi bir insan olan ve çok güzel mersiye söyleyen Veli Muhammed de bugün Beytullahi kanalındaydı. Seyit Ali Salih'in kolunun koptuğu Kerbela 4 operasyonunda orada sabotajcı birliğindeydim. Seyit sıcaklığı ve sempatik hareketleriyle herkesin gönlünde taht kurmuştu. Kohkelüyeli olan Seyit Muhammed Şefaat Meneş, İmam Ali Aleyhisselam taburunda tümen komutanıydı. Cesur ve şakacı biri olan Seyit Muhammed'in T-72 Rus yapımı tankın 5 metre ötesinde patlaması sonucu yüzünde ve bedeninde derin yanıklar oluşmuştu. Medrese öğrencisi olan abisi Seyit Hodayar ise 1362 yılı İsfent ayının 8'inde Telaya bölgesinde kaybolmuştu. Karnından ve ayağından yaralanmış olan Hodaast Pezeşk, bu yürehmet doğumluydu. Pezeşk, Farsça'da doktor anlamına gelmektedir. Iraklılar gerçekten onun doktor olduğuna inandıklarından adını doktorlar listesine yazıp üst makamlarına o şekilde tanıtmayı düşünüyorlardı. Hodaast onlara kendisinin doktor olmadığını, yalnızca soyadının öyle olduğunu anlatmak için epeyce uğraşmıştı. Kohkeliye iline bağlı Suk doğumlu olan Hicr Absevaran, sağ ayağının kemiğine isabet eden şarapner parçasından dolayı yürüyemiyordu. Saldırı sırasında gizlenme amaçlı kullandığımız mevzideydi. Bizim gizlenme mevziğimiz Hendek Karakolu karşısındaki korulukların arasındaydı. Iraklılar ise, Bedir operasyonunda İran askerleri tarafından imha edilmiş bir tanka gizlenmek için kullanıyorlardı. Onların mevzileriyle bizim mevzi arasında 50 metre kadar bir mesafe vardı ve aramızda bir de bataklık bulunuyordu. Hicr sabah saat 4 sıralarında yaralanmıştı. Arkadaşlar sabahın erken saatlerinde onu mevzilerden birinin kapısının yanına götürmüşlerdi. Sabah saat 4 öğleden sonra saat 4'e kadar diğer arkadaşların direnişlerine şahit olmuştu. Cabir Kerim'i hicri yaralı olduğundan dolayı yürüyemediği için direniş saatleri boyunca Kalaşnikov şarjörlerini doldurarak kendisine yardım ettiğini anlatmıştı. Ahmet Said'i de Kohgülü eline bağlı Suk ilçesindeydi. Karnına çarpan bir şarapner parçası bağırsaklarını dışarı dökmüştü. Arkadaşlar bağırsaklarını tekrar içeriye soktuktan sonra bir bez parçası ve boyunlarına bağladıkları puşi yardımıyla karnını bağlamışlardı ama yine bağırsakları karnının alt tarafından dışarı çıkmıştı. Seyit Ali Salih'in ısrar ve baskılarıyla Iraklılar akşam namazımızı kılmak için ellerimizi açtılar. Hodaast kıbleye gelen tarafta duvarda asılı olan Saddam'ın resmini kaldırdı. Siper'in kapsamında bizim bekçiliğimizi yapan Iraklı asker bunu görünce Sinirlenerek elindeki Karaşnikov'un şarjörünü çıkarıp o da Aslı'nın kafasına vurdu. Bizim konuşmalarımızı anlayamadığından el kol hareketleriyle kendisine namaz kılmak için resmi kaldırdığımızı anlatmaya çalıştık. Ama bir türlü ikna edemedik. Asker içeri gelip resmi yine aynı yerine astı. Biz de siperin köşesinde duvarın iyice dibine yaklaşarak namaz kılmak zorunda kaldık. Iraklılar Seyit Ali Salih'in bir tek koluyla ön cephede ne yaptığını öğrenmek istiyorlardı. Bazıları onun cephede komutanlık yapmış olabileceğinden şüphelenmişlerdi. Seyit Ali arkadaşlara, siz hepiniz beni iyi tanıyorsunuz. Bunlar beni henüz tanımadılar. Eğer size benim ne yaptığımı sorarlarsa normal bir asker olduğumu söyleyin. Benim devrim muhafızı olduğumu gizlemeyin. Ama askeri görevimin ne olduğunu söylemeyin diye tembihledi. Gece geç saatlerde münafıklar grubundan bazı kişiler de Hendek kanalındaydılar. Iraklılar bizi birer birer dışarı çıkarıp sorular soruyorlardı. Bu sorgulamada münafıklar grubundan iki kişi de Iraklılara eşlik ediyordu. Daha sonraları bu iki kişiden birinin bugünkü saldırılarda da Iraklılarla birlikte olduğunu öğrenmiştim. Iraklılar bizimle alay etmek için onları kastederek şöyle diyorlardı. Bu sizinle savaşanlar da Iraklı değil. Bunlar İranlı. Ne demek istediğini anlamıştım. Ona şöyle cevap verdim. 9. Bedir ordusu mücahitleri de sizinle savaşıyor. Herkes kendi değerleri için savaşır. İşbirlikçi münafıklar Hendek yolunda Seyit Fazıl Fazıliyan'ı esir almışlardı. Seyit Fazıl kendisine esir aldıklarında bir an Irakların elinden kurtularak kendisine adanın sularına atıp adadan çıkmayı başaran tek devrim muhafızıydı. Şimdi sıra Seyit Ali Salih'teydi. Iraklı subay ondan şüpheleniyordu. Seyit Ali 18 ay önce kolunu kaybetmiş olmasına rağmen onu Hendek kanalında yaralılarla birlikte alıkoymuşlardı. Neden onu diğer esirlerle göndermediklerini anlayamıyordum. Bazı güçleri bir kolu olmayan ama Hendek kanalında kalan birinin normal bir asker olmayacağını biliyorlardı. Hatta kendileri İranlılar bir kolu olmayan bir askeri neden ön cephede bulundursunlar? Bu bir kolunu kullanamaz ama aklını kullanabilir diyorlardı. Bizi sorgulamak için dışarı çıkarmadan önce aynı şeyleri konuşacağımıza karar verdik. Siperin kapısında bizi bekleyen asker gözünü bizden ayırmıyordu. Kendi kendime eğer bu Farsça biliyorsa başımıza kim bilir neler gelecek diye düşündüm. Seyit Ali'nin önerisiyle onun devre muhafızı olduğunu, komutan olmadığını söylemeye karar verdik. Seyit bize, eğer size kolumun nerede koptuğunu sorarlarsa, onu öğütmek için değirmene gittiğinde kolumun orada değirmenin ipleri arasında kalıp koptuğunu duyduğunuzu söylersiniz demişti. Seyit Ali'nin kolunun kopma nedenini sorduklarında hepimiz ağız birliği yaparak kararlaştırdığımız şekilde söyledik. Irakların davranışlarından söylediklerimize inanmadıkları belli oluyordu. Onların amacı Seyit Ali'nin gerçek kimliğini ortaya çıkarmaktı. Vakit gece yarısını geçmişti. Uykumuz gelmiyordu. Ayağımdaki şalvarı parçalandığı yerden yırttım ve siperin içinde bulunan sahipsiz bir asker gömleğini de alıp yırtarak bacağındaki yarayı sardım. Bacağındaki yara derin olmasına rağmen çok sıkıntı vermiyordu. Seyit Ali Salih çok düşünceli görünüyordu. Sürekli bir noktaya bakarak dalıp gidiyordu. Kendisini çok iyi anlıyordum. Siperin içini bir sessizlik kaplamıştı. Yaşadığımız olayın şokunu henüz üzerimizden atamamıştık. Mecnun adasının kaderinin böyle olacağını hiçbirimiz düşünmemiştik. Kendi kendime bize yeterli destek gelmediğini ve yalnız bırakıldığımızı düşünmeye başlamıştım. Kim bilir belki de yanlıyordum.'' Seyit Ali Salih'in konuşmak istediği çok şey vardı. Kendi komutası altındaki güçlerin esir düşmesinden kendisini sorumlu tutuyordu. Gerçi bu olayda onun suçu yoktu. Kanalda esir düşen Seyit Ali Salih, Hicr, Odaas ve Ahmet o gün hendek yolunda neler yaşandığını bilmek istiyorlardı. Ben de diğer arkadaşlar gibi o gün hendek kanalı ve karakolunda neler yaşandığını öğrenmek istiyordum. Ben Seyit Ali Salih'e Hendek yolunda neler yaşadığımızı anlattım. O da o gün arkadaşların Hendek kanalındaki direnişlerini anlattı. Dipnot 46 Düşman askerlerinin saldırısı gece saat 3'ü 10 geçe başladı. Sabahın erken saatlerinde telsizci arkadaşların mehver komutanlığı ile irtibatları kesilmişti. Mehver 3 yolundaki komuta merkezi personeli Seyit Ali Salih'in son konuşmalarını duymuşlardı. Iraklılar Münafıklar Örgütü üyeleri yardımıyla Hendek kanalındaki telsizcilerin konuşmalarına girerek Seyit Ali Salih ile Farsça, Arapça ve Bahtiyari lorlarının aksanıyla konuşmuşlardı. Sabah 5.45 sıraları Hazreti Resul tabur komutanı olan Seyit Şükrullah Vahibizade Seyit Ali Salih'i çağırarak ona Beytullahi kanalına ve Çeraçi'ye giderek İmam Seccad ve İmam Hasan Müşteba birliklerini organize etmesini, içinde bulunduğumuz şartları göz önünde bulundurarak askeri güçlere komuta etmesini söylemişti. Seyit Ali Salih kulağa hoş gelen yöresel aksanıyla vahiy bizadeye kurbanın olayım oraya sen git. Ben buradaki arkadaşların yanında kalmak istiyorum. Buradakilerle daha iyi anlaşıyoruz. Ben buradaki askerleri dünyaya değişmem. Eğer öleceksem bunlarla ölmeyi tercih ederim demişti. Vahibizade Beytullahi kanalından çıkarken Can Muhammed Kerimi'ye seslendi. Seyit Ali Salih, Vahibizade'ye Can Muhammed'in şehit olduğunu söylemek istemiyordu. Vahibizade, Can Muhammed'i çok seviyordu. İkisinin dostlukları yıllar öncesine dayanıyordu. Ve Vahibizade ile birlik komutanı olan Can Muhammed'in arasındaki örneklik teşkil edecek yakın dostluk herkesin dilindeydi. Can Muhammed birçok operasyonda Vahibizade'yi onurlandıracak fedakarlıklarda bulunmuştu. Kürdistan'da 15 gün boyunca Komola grubunun elinde esir kaldıktan sonra zekice bir yöntemle hızlı hareket ederek bu grubun elinden kurtulmayı başarmıştı. Vahibizade sonunda yüksek sesle Taç Muhammed Ali Bura size söylüyorum duymuyor musunuz? Can Muhammed'e söyleyin gelsin onunla konuşacaklarım var dedi. Taç Muhammed Alipur, Seyit Ali Salih'in yanına gelerek, ben şimdi Vahibizade'ye ne söyleyeceğim diye sordu. Seyit Ali Salih, Vahibizade'nin yanına gelerek, sakin ol. Can Muhammed ve İbrahim şehit oldular. Gözün arkada kalmasın. Biz buradayız dedi. Vahibizade Can Muhammed ve İbrahim'in şehadet haberini duyunca birden kendini çok kötü hissetmiş ve belini tutarak yere oturmuş. Seyit Ali Salih şöyle anlatıyordu. Vahiybizade'ye Can Muhammed ve İbrahim'in şehadet haberini verdiğimde, Muhsin Bey'e Hasan Bakır'ın şehadet haberini verdiğim zaman olduğu gibi beli bükülmüştü sanki. Vahibizade bu zor cephe şartlarında birlik komutanının ve sadık bir dostunu kaybetmenin acısını yaşıyordu. Sabah saat 6.30 sıralarında Vahibizade Kasım bin El Hüseyin Birliği komutasını Seyit Ali Salih'e devretti. Gerekli emir ve tavsiyeleri yaptıktan sonra emri altındaki diğer iki birliğin organizesini yapmak için kanaldan ayrıldı. Üstümüze yağmur gibi ateş yağıyordu. Vahiy arka tarafta bulunan kanaldaki İmam Hasan Müşteba Birliği'nin yanına gelerek iki birlik arasına geçmiş olan Iraklıları görmüş, Vahibizade'yi fark eden Iraklılar ona doğru bir el bombası fırlatmışlar. Askerler atılan el bombası sonucu yaralanan Vahibizade'yi düşman askerlerinin eline esir düşmesin diye hemen kucaklayıp oradan uzaklaştırmışlar. Çünkü o Iraklılar için oldukça yağlı bir lokmaydı. Vahibizade yaralandıktan sonra da elindeki telsizde birlik komutanlarını yönlendirmeye devam etmişti. Yolun sol tarafındaki su yolundan Çeraçi'ye giderken Irak askerleri tarafından muhasaraya alınmış. Artık yapılacak bir şey kalmadığını gören Vahiybizade yaralı olmayan kolunu havaya kaldırarak esir olmuş. Bulundukları bölgeye yönelik saldırılarının şiddetlendiği bir anda ortalığı kaplayan toz ve duman bulutu arasında düşman askerlerinin bir anlık gafletinden yararlanarak kaçıp oralarda bulduğu bir arazi motoruna binerek oradan uzaklaşıp önce çeraçiye sonra da Mehver 3 yoluna ulaşmayı başarmıştı. Hazreti Resul tabur komutanı olan Bahibizade'nin bu hassas şartlarda yaralanmış olması taburdaki askerler için bir şanssızlık sayılırdı. Bahibizade zor şartlarda çabuk ve isabetli kararlar alan ve kriz ortamını oldukça iyi yöneten tecrübeli bir komutandı. O içinde bulunduğu bu zor şartlarda Mehver 3 yolundan Ceraçi Meydanı'na geri gelerek emri altındaki birliğin komutasını devam ettirmişti. Vahibi Sade Ali Salih ile en son telsiz irtibatını sabah saat 9 sıralarında gerçekleştirmişti. Seyyid Ali Salih oradaki askerlerin morallerini yüksek olduğunu hissettirmek amacıyla telsizden onlara kendi yöresel aksanıyla bir şiir de okumuştu. Vahibi Sade tabur askerlerinden 80-90 kişilik grubun artık esir düşeceğinin kesinleştiğini anlayınca ağlamaya başlamış ve Seyit Ali Salih'ten kendilerini kurtaramadığı için özür dilemiş. Yapabileceğim şeyler olup da yapmadığımı anlarsam kendimi hiçbir zaman affetmeyeceğim demişti. Bu fedakar komutan yaralı ve bitkin haline aldırış etmeden bütün gücünü sarf ederek kanalın arka tarafındaki askerleri kendisi yönlendirmişti. Hendek kanalının arkasındaki uçurulmuş bölge kanaldaki arkadaşların giriş ve çıkışlarını imkansız hale getirmişti. Birkaç gece önce sabotaj birimindeki arkadaşlar bir ton TNT, torpil ve diğer bazı patlayıcı maddelerle orayı uçurarak Hendek kanalının arka tarafında büyük bir kesik oluşturmuşlardı. Oluşturulan bu kesikle Hendek kanalına bağlanan yol yaklaşık 200 metre kadar bir alan adanın suları ile aynı seviyeye gelmişti. Meydana gelen bu kesikle Şatal'in suları güney ve kuzey meşhur adalarına akıyordu karargah komutanlığı Hendek kanalının arkasında bu kesiğin oluşturulmasını stratejik bir hedef gözeterek gerçekleştirmişlerdi. Eğer Irak güçleri Hendek kanalını kontrol altına almış olsalardı, tanklar, zırhlı personel taşıyıcılar ve PMP'ler yola girecekler, oradan Hoveyse, Bestan, Hamit Kışlası ve Azadegan Ovası'nın diğer bölgelerine kadar kimse onların ilerlemesini engelleyemeyecekti açılan bu kesiğin doldurulması aylar alabilirdi. Bu kesiğin doldurulması için yüzden fazla kompresörün gece gündüz çalışması gerekebilirdi. İstihbarattaki arkadaşların verdikleri bilgilere göre Mecnun Adası'nın çevresinde 100 kilometreye kadar olan mesafede bu boşluğu dolduracak moloz bulunmamaktaydı. Iraklılar acil olarak bu alanı doldurmak istemeleri halinde ancak 200 tane ağır vasıta aracını gözden çıkararak bu arabaları uçurulmuş olan alana, suyun içine atacaklar ve sonra da bu araçların üzerine toprak dökerek kullanabilecek hale getirebileceklerdi. Patlayıcı ile uçurulan kavşak, Irak tankları, personel taşıyıcıları ve diğer askeri araçlarının ilerlemesini engellemesi açısından önceden hesaplanmış bir projeydi. Ama öte yandan bu eylem orada büyük fedakarlıklar göstererek kahramanca direnen arkadaşların masumiyetlerinin ve yalnızlıklarının da bir göstergesiydi. O gün başka bir önlem alınması da söz konusu olmuştu. O da Hendek kanalının işgal edilmesi durumunda arkadaşlar geri çekilecek ve uçurulan kavşağın hemen arkasındaki Beytullahi kanalı ve Tebersi'yi öncepe yapacaklardı. Meydana gelen kesik ve yıkılan kavşaktan dolayı arkadaşların kanaldan çıkması da imkansız hale gelmiş ve böylece arka taraftaki kanala dönmeleri, yol boyunca konuşlanıp Irak güçlerine karşı direnmeleri ve esir düşmemeleri şansı da ortadan kalkmıştı. Yıkılmış olan bu bölge adanın suları arasında küçük bir adaya dönüşmüştü. Kanaldaki arkadaşları hiçbir şekilde su, gıda ve mühimmat ulaştırılamıyor, hiçbir askeri güç bölgeye giremiyordu. 80-90 kişilik bu grubun o alandan çıkabilmesi, Hendek yoluna girebilmesi ve bize yardıma gelmesini ne kadar çok istemiştim. Bu mümkün olsaydı biz bu kadar yalnızlık çekmezdik. Gerçi o gün arkadaşlar Irak güçlerine ağır kayıplar verdirmişlerdi ve kanalın çevresi Irak mezarlığına dönüşmüştü. Kanalın arka tarafındaki kavşağın uçurulması gerek duygusal gerekse de askeri açıdan vahibi zateye öylesine sinirlendirmişti ki birkaç gün önce Hazreti Resul Tabur komutanlığından istifa ettiğini açıklayarak Tugay komutanına bu kavşağı uçurarak biz kendi ellerimizde arkadaşları muhasaraya aldık. Şimdi ben Hazreti Resul tabur komutanı olarak değil de normal bir nişancı olarak oraya ilerleyeceğim demişti. Vahiy Zaten'in o gün düşman askerlerinin saldırı ihtimalinin kesinleşmesi ve mehver komutanı olan Eves Ferin ricasıyla istifasını geri almış olması içinde bulunduğumuz şartlarda önemli bir adım olmuştu. Düşman askerleri pedin kenarı bataklık olduğundan dolayı kayıklarını yürütemediği sol tarafının dışında uç taraf, sağ taraf ve uçurulmuş olan arka taraftan oradaki arkadaşlara saldırdı. Kuzey ve Güney Mecnun adasıyla Hendek yolu arasındaki suların çoğunluğu bataklıktı. Irak kayıklarının birçoğu bu bataklıklara saplanmış, hareket edemiyorlardı. Bulunduğumuz yerle Kuzey Mecnun adası arasında Yaklaşık iki buçuk kilometre mesafe vardı. Kayıkları bataklıkta kalan birçok Irak askeri bir saat sonra hendek yoluna gelip bizimle savaşmaya başladılar. Hendekteki arkadaşların hali görülmeye değerdi. Kanalda savaşan birliklerin komutanı olan Can Muhammed Kerim'in şarapnel parçası çarpması sonucu bir kolu ve bir ayağı kopmuştu. Son nefesini vermeden önce yüksek sesle şöyle seslenmişti: "Arkadaşlar. Bir rivayete göre Muhlis bin Acuse, Aşura günü Hz. Hüseyin aleyhisselama, ben kanımın son damlasına kadar senin yolunda savaşacağım. Elimde savunacak hiçbir silah kalmasa bile taş ve keseklerle düşmana karşı direneceğim demişti. Arkadaşlar, Vahebi Zaten'in şehit Kerim'inin yerine vekaleten bakan İbrahim Nevidi Pura, İbrahim yüzün nurlanmış, banyo mu yaptın? yoksa uçacak mısın şeklindeki sorusu karşısında İbrahim her zamanki tatlı görüşüyle hayır banyo yapmadım ama birkaç saatten fazla yaşamayacağım diye cevap verdiğini anlatmışlardı. Hendek kanalındaki arkadaşların acı bir hikayesi vardı. Neden topçu ve mühimmatçı birliklerinin destekleri yeterli olmadı? Neden yardım güçleri zamanında gelip mühimmat yetiştirmediler? Neden oradaki muhasaraya alınan grubun muhasarası kırılmadı? neden oradaki arkadaşların kurtarılması için Şat Ali tarafından yapılabilecek girişimler yapılmadı? Neden Mecnun Adası'nın kaderi böyle oldu gibi zihinleri kurcalayan birçok soru? Hendek kanalındaki arkadaşlar kuşatma kırılacak ve yardım ekipleri gelecek ümidiyle çok zor şartlarda bütün güçleriyle savaştılar. Esir olacaklarını sanmıyorlardı. Seyit Ali Salih, biz kuşatmanın kırılmayacağını ve Yardım birliklerinin gelmeyeceğini bilseydik durum daha farklı olurdu. Arkadaşların hepsi yüzme biliyorlardı. Gerektiğinde adanın sularına atlayıp yüzerek kurtulmayı başarabilirlerdi dedi. Bana düşman askerlerinin nereye kadar ilerlediğini sorduğumda sabah saat 10 sıraları Seyid-i Şüheda yoluna kadar gitmişler dedim. 6. devrim muhafızları karargahın ne durumda diye sordu. Karargahın arka tarafına hava indirmesi yapmışlar dedim. Bugün öğle saatlerinde gökyüzü karşılıklı açılan ateşten bir manzaraya benzediğinde Ali Hic Şefi Neseb Dipnot 47 Ali Hic Şefi Neseb, gönüllü askerlerin içinde yaşça en büyük olanımızdı. 1359 yılında Kohkelüya şehrindeki medreseye gönüllü hizmetçi olarak girmişti. Dehdeş şehri medresesinin tanınmış ve ihlaslı alimi Mir Ahmet Takavi'nin çok saygı duyduğu biriydi. Ali Hicr gece yarısı düşman askerlerinin Mecnun Adası'nın üzerine saldırı başlatmasından önce gusül abdesti almıştı. Sonraları hendek kanalında esir olan Ali Rıza Kerem'i şöyle anlatıyordu. Ali Hicr bir gün önce üzerinde bulunan 50 ve 20 tümenliklerden oluşan bir miktar parayı bize verdi ve arkadaşlar benim var olan dünyalıklarımın hepsi bu. Eğer şehit olursam bu paraları cephede kullanılması için Tugay komutanlığının mali bölümüne teslim edersiniz dedi. Ali Hicr, Şefii Nesep, Mersiye ve Maşlar okuyarak oradaki arkadaşlara moral vermeye çalışıyordu. Öğlen vakti çatışmanın en sıcak zamanında karakolun tepesine çıkıp ezan okudu. Ezandan sonra bizlere hitaben, birlik arkadaşlarım bugün burada aşura olayını yeniden yaşıyoruz. Hümeyni'nin evlatları, Son kurşununuza kadar direnin. Kurşunlarınızı boş yere harcamayın. Bizim kanımız İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kanından daha değerli olamaz. Burayı kaybedersek ne yüzde memleketlerimize geri döneriz diye seslendi. Arkadaşların mühimmatları bitince teslim olmak için ellerini yukarı kaldırdılar. Ali Hicr esir olmayı kabul etmedi. O Ebu Zer misali karakolun yukarısına Can Muhammed ve İbrahim'in yanlış bedenlerinin yanına gitti ve şöyle dedi. Benim kanım Can Muhammed ve İbrahim'in kanından daha değerli değil. Ben yeterince yaşadım. Hayatımın bu son demlerinde esir olmak istemiyorum. O gün Ali Hicr, İran işgal altında olacağına ben yaşamayayım sözünün gereği oradaki karakolun tepesine çıkarak Irak askerlerinin karşısında birkaç kez yüksek sesle zillet bizden uzaktır kahrolsun Saddam diye bağırdı. 4-5 Iraklı Hendek pedinde içimizdeki en yaşlı gönüllü askeri kurşun yağmuruna tuttular. Onlarca kurşun Kasım bin Hasan birliğinin Habib bin Mezahiri olan Ali Hicr'in göğsüne saplandı. Bu değerli şahsiyetin cansız bedeni Can Muhammed ve İbrahim'in yanlış bedenlerinin yanına düştü. Düşman askerleri hendek karakolunu kontrol altına almak için bir savaş hilesine başvurmuşlardı. Üzerlerinde ülkemizin bayrakları olan 16 düşman kayığı kanalın arkasındaki yan yoldan hendek kanalına doğru hareket etmişti. Arkadaşlar kayıkları görünce çok sevinmişlerdi. İçlerinden bazıları kayıkların İran kayıkları olduğuna gerçekten inanmışlardı. Ateş etmeyin, biz de İranlıyız diye bağırmaya başladılar. Hazreti Resul Aleyhisselam taburundaki RPG makineli kullanan askerler sabahın erken saatlerinde Hendek Kalesi'nin doğusunda 10 taneden fazla Irak kayığını vurmuşlardı. Aradan fazla bir zaman geçmeden Iraklıların hileleri ortaya çıktı. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Tecrübeli bir komutan olan Seyit Ali Salih onların İranlı olmadıklarını ve bunun bir savaş hilesi olduğunu anlamıştı. Seyit Ali Şir Geytasiye, bunları vurun çünkü bunlar Iraklı demişti. Kayıkların İran kayıkları olduğuna gerçekten inanan Ali Şir, Seyit bak kayıkların üstünde İran bayrakları var. Bunlar İran askerleri, ben vurmam bunları diyordu. Seyit bağırarak, bunlar mızrakların ucuna Kur'an takan insanlar. Bu bir savaş ilesi, vur şunları diyorum. Ali Şir hala onların İranlı olduklarında ısrar ediyordu tecrübeli ve aynı zamanda ne yaptığını iyi bilen Seyit Ali, iyi bir RPG makineli tüfekçisi olan Mehdi Kerim'i çağırdı. Mehdi, şu kayıktan nişan al ve hepsini vur dedi. Mehdi, bu bir emir mi diye sordu. Seyit Ali, evet bu bir emirdir. Şu gördüğün İran bayrakları bir savaş iyilesidir dedi. Mehdi kanala yaklaşık 60 metre kala ilk kayığı nişan alıp vurdu. Mehdi Kerim'in ilk kayıyı hedef almasından sonra Alişir başlı olmak üzere düşmanın hilesini fark eden taburdaki diğer RPG kullanıcıları kayıkları yoğun bir ateşe tuttular. Olaydan bir saat sonra yaralanan İsmail Soretdar, Irak kayıklarını nişan alırken, Ey Şah Kasım, sürünün en iyisini atıyorum. Dipnot 48 Bu yer Ahmet şehrinde bir imamzade, sürüdeki koyunlarımın en iyisini adayacağım. Şu kayığı vurmam için yardım et bana. İsmail'in attığı mermi Irak kayığına isabet edince herkes birden tekbir ve selavat getirmeye başladı. Arkadaşlardan Seyit Nadir Sadat ve Hamit Mehdevi'nin sürekli RPG makineli silah kullanmaktan kulaklarından kan gelmeye başlamıştı. Hamit Hendek kanalında içimizde RPG makineliği kullanan en genç askerdi. Tuzaklarının ortaya çıktığını anlayan Irak güçleri geri çekildiler. Seyit Ali Salih, RPG makineli kullanıcı komutanlarını bir araya toplayarak onlara ''Arkadaşlar burası artık son nokta. Ömrümüzün sonuna yaklaşıyoruz. Artık kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Bu adada birçoğumuz Bedir ve Hayber operasyonlarını tecrübe ettik.'' bugün cephede geçirdiğimiz günlerden farklı bir konumdayız. Karakolun çevresini kendi aranızda taksim edin. Bugün şehit olan arkadaşlarımızın kanlarının intikamını almadan hiçbirimiz esir olmamalıyız dedi. Arkadaşların güçleri azalmıştı ve mühimmatlar tükenmek üzereydi. Arka cephe tamamen Irak güçlerinin elindeydi ve Hendek kanalına mühimmat veya asık gönderilmesi imkansızdı. Adanın suları içme suyu olmadığından arkadaşlar susuzluktan bitkin düşmüşlerdi. Öğleden sonra saat dört buçuk sıralarında Hendek'teki arkadaşların silah sesleri kesildi. Son dakikalarda artık taş ve keseklerle düşmana karşı saldırı yapıyorlardı. Bu Hendek'teki askerlerin son savunma şekliydi artık. Düşman askerleri tümseklerin arkasından çıkarak ilerlemeye çalışırken, arkadaşlar taş, kesek ve biriket parçalarıyla onları engellemeye çalışıyorlardı. Çoğunlukla Loristanlı askerler bu taş ve kesek atma işini iyi yapıyorlardı. Savaşta bu tür savunmayla ilk defa karşılaşan Irak askerleri arkadaşların fırlattıkları taş, toprak beton parçalarını el bombası sanarak kayıkların üzerinden suya atlıyorlardı. Hendek kanalı düşman askerlerinin kontrolündeydi ama Hendek karakolu henüz bizim elimizdeydi. Burası Irak karakolunun karşısında bizim ana savunma hattımız sayılırdı. Son dakikalarda bütün Irak kayıkları geri çekildiler. Seyit Ali Salih, düşman askerlerinin yeni bir saldırı için hazırlandıklarını anlamıştı. Tecrübeli bir komutan olan Salih, Irakların Hendek pedine füze saldırısı yapmayı planladıklarını sezmişti. Kasım bin El Hasan grubu hariç yaralıların intikalinden sorumlu ekip sağlık ekipleri ve levazımatçıları görüşlerini almak için bir araya topladı. Salih askerlere, şu anda neler hissettiğinizi çok iyi anlıyorum. Ben de aynı şeyleri hissediyorum. Ben de bu duruma düşmek ve esir olmak istemezdim. Biz şu anda muhasara altındayız. Mühimmatımız ve yiyeceklerimiz bitmiş durumda. Şu ana kadar kahramanca savaştık. Şimdi de esir olmaktan başka seçeneğimiz yok. Arkadaşların tam da karar vermek için toplanmak istediği sırada gökyüzünden bir Irak helikopteri göründü. Helikopterden Farsça bilen biri, Irak 16. Ordu Komutanlığı'ndan Hendek Pedin'de konuşlanmış olan İran güçlerine hitaben, ''Siz şu anda kuşatma altındasınız, etrafınız çevrildi ve hiçbir yere kaçamazsınız, ya teslim olursunuz ya da size füze saldırısı düzenleyeceğiz.'' diye seslendi. Seyit, arkadaşlardan dört kişinin atletlerini çıkararak Tümsey'in dört tarafına asmalarını istedi. Çok zor anlar yaşanıyordu. Arkadaşlar son ana kadar yardım ekiplerinin gelip bizi kurtaracaklarının ümidini yitirmemişlerdi. Çünkü henüz Can Muhammed Kerim'i, İbrahim Nevidipur, Ercasep Alizade, Hamit Foruzampur, Ali Hicri Şefi Nesep gibi birçok şehidin yanmış cesetleri, hendek bedinde etrafa saçılmıştı. İyi bir nişancı olan Ercasep Alizade'nin cansız bedeninin parçaları yan taraftaki sipere yapışmıştı. Askerler esir oluncaya kadar şehit cenazelerine defnetme fırsatı bulamamışlardı. Söylenenlere göre Muhammed Sadık Fert ve Derviş Romina yalnızca Piran Zade'nin cenazesini defnedebilmişlerdi. Piran bir gece önce istihbarat biriminden Hendek kanalına gönderilmişti. Son anlarda cenazeleri siperin yanındaki tomrukların arasında defnetmek için fırsat kalmamış ve esir düşmüşlerdi. Bu yazılanlar bugün burada yaşananlardı. Şu anda biz 5 kişi yaralı ve elleri bağlı bir halde buradaki siperlerden birinde esir düşmüştük. Hendek kanalı ve Mecnun adasına ölümcül bir sessizlik çökmüştü. Artık hiçbir kurşun sesi veya top sesi duyulmuyordu. Yalnızca sazlıkların arasından çırçır çır böceklerinin ve kurbağaların sesi duyuluyordu. Adanın sivri sinekleri her zaman olduğu gibi yine bir an olsun bizi rahat bırakmıyorlardı. Arkadaşlarla esaretimizin ilk gecesini acı tatlı analarla dolu dolu geçiriyorduk. Yarın kim bilir neler olacak. 26 Haziran 1988 Pazar Mecnun Adası Hendekpedi Sabah ezanı yakındı. Orada bulunan herkes bir başka acı çekiyordu. Esir olmak bana çok ağır geliyordu. Çok zor geçen bir günün ardından yaralı bedenim siperin yanında biraz sakinleşmişti. Yaralarım toz toprak içinde kalmıştı bedenimdeki ve elbiselerimdeki kanlar kurumuş, siyah bir renk almıştı. Ağrılarımın çok olması ve zihnimdeki karmaşık düşüncelerden dolayı uykum kaçmıştı. Sabah namazı vakti olmuştu. Seyyid Ali Salih sabah ezanını okudu. Onun ezan okuması Iraklıların hoşuna gitmemişti. Kendisine küfür ve hakaretler ederek ezanı kesmesini istediler. Ekiple birlikte sabah namazı kıldık sabahtan sonra yorgunluktan uyuyakalmıştım. Bir gün önce hayatımın en kötü gününü yaşamıştım. Haftanın ilk gününe esaretle başlamıştım. Bir iki saat uyumuştum ama çok karışık rüyalar görmüştüm. Esir olmak bana çok zor geldiğinden olsa gerek, rüyamda İran askeri güçleri bulunduğumuz yere saldırı düzenleyerek bizi kurtarmışlardı. Rüyamda kendi kendime, ben artık esir oldum, şu an rüya görüyorum. Ama keşke uykudan uyandığımda her şey gerçek olsa be, ben esaretten kurtulmuş olsam diyordum. Güneş doğup hava aydınlanınca bedi civarı askeri arabaların gelip geçtiği bir alana dönüşmüştü. Gece yarısına kadar düşman güçlerinin mühimmat deposundan patlama sesleri kesilmemişti. Bir gün önce Mecnun Adası'nın sağ tarafında 25. Irak Ordusu'na ait mühimmat deposu, bizim askerlerin hedefine maruz kalmıştı ve 12 saattir bu ambardan peş peşe patlama sesleri geliyordu. Irak ordusuna ait arabalar ve personel taşıyıcıları Hendek pedinde Hendek yoluna çıkamıyorlardı. Kayıklarla Hendek yolunun yanından bir gün önce bizim kontrolümüzde olan bölgelere gidiyorlardı. Aralarında geçen konuşmalardan Hendek arkasından yolun kesilmesine çok sinirlenmiş olduklarını anlıyordum. Bu konuyu bugün Halkın Münafıklar Örgütü'nden biri bize söylemişti. Irakların kendileri Halkın Münafıklarının çevirisiyle bize ''Eğer siz mecuslar bu kavşağı uçurmasaydınız, Hefaciye ve Muhammara'ya kadar ilerlemiştik.'' diye itiraf etmişlerdi. Dipnot 49 Yıllar sonra Tuğgeneral General Muhsin Rıza'yı Hendek yolu ve kanalındaki askerlerimizin 25 Haziran 1988 tarihindeki destansı kahramanca direnişlerini anlatırken şöyle diyordu. Düşman askerleri Mecnun Adası'na deli gibi saldırdı. Kendilerine sadece bu adayı ele geçirmekte kalmayıp İran topraklarına da girmeleri gerektiği konusunda emir verilmişti. Hüveyze'nin içerisine kadar girip Hamit Kışlası Hendek kanalı civarından İran topraklarına girecek, sonra da oralardan fotoğraflar çekip görüntüler alarak, ülkelerindeki insanlara göstererek, biz yeniden İran topraklarını aldık diyeceklerdi. 48. Fetih Tugay askerleri kahramanca bir direniş sergileyerek ve olağanca güçleriyle karşı koyarak, Irak güçlerinin bu noktadan İran topraklarına girmelerini engellediler. Eğer arkadaşların direnişleri kırılsaydı veya korkup cesaretlerini yitirerek yeterli direnişi göstermemiş olsaydılar, Iraklar hiç şüphesiz ülkemize girip Hamidiye kışlasına kadar ilerleyecek. Huveize ve etrafını yeniden alacaklardı. Askeri güçlerimizin Hendek Kanalı'ndaki destansı direnişleri neticesinde Irak güçlerinin ağır kayıplar vererek oraların Irak askerlerinin mezarlığına dönüşmesi onların topraklarımıza yeniden girerek yeniden bazı bölgeleri kuşatmasını engellemişti. Kohgiluyeh ve Buhur Eyaleti'nin Şehit Komutanları Arşivinden bir televizyon kanalında yapılan röportajı. Iraklılar henüz Hurrem şehre, Muhammara, Susenger'de, Hecafiye, Ahvaza, Nasiriye ve Huzistan'a Arabistan diyorlardı. Yanında halkın münafıklarından biri olan bir Irak askeri bizim yanımıza geldi ve bize şöyle dedi. Neden Hendek arkasını dinamitlediniz? Orayı havaya uçurmasaydınız şimdi sizin askerleriniz de esir düşmezdi önemli olan sizin tanklarınızın hendek yoluna çıkamamaları. Orayı havaya uçurmasaydınız biz şimdi Uweze'ye ulaşmış olacaktık. Bizim komutanlarımız da bunu daha önceden tahmin ettikleri için o yolu dinamitle havaya uçurdular zaten. Iraklı subayın istemeyerek de olsa siz gönüllü askerlerin gerçek gücünü tanıma konusunda bizim çok yanıldığımızı itiraf etmek isterim biz sizin askeri gücünüz ve imkanlarınız konusunda doğru ve dakik bilgilere sahiptik ama sizin moral gücünüz noktasında büyük bir yanılgıya düştük şeklinde itirafı bana yorgunluğumu ve ağrılarımı epeyce unutturmuştu. Başımıza neler gelecekti, bizi nereye götüreceklerdi bilmiyordum. Şu ana kadar yaralarımızı pansuman ettirme veya tedavi gibi herhangi bir adım atılmamıştı. Iraklılar Mecnun Adası'nı kontrol altına aldıklarından dolayı çok sevinçliydiler. İçlerinden biri Arapça şarkı söylüyor, diğerleri de oynuyordu. Sabah kahvaltısı için biraz peynir ekmek ve domates getirmişlerdi. Ama hepimizin iştahı kapanmıştı. Hiçbirimiz yiyecek durumda değildik. Siperin beton duvarlarına bizden önce orada şehit düşenlerin adı yazılmıştı. İsimlerin üzerine zikzaklı veya yatay atla şöyle yazılmıştı. Bu kanatları yaralı gökyüzü yolcuları buralardaki siperleri yapabilmek için temiz kanlarını hediye ettiler. Şimdi bu yolu devam ettirme sorumluluğu bizim omuzlarımızdadır. Dipnot 50 Bizim Tugay, Kürdistan'daki savaş bölgelerinde geçirdiğimiz bir yıldan sonra Nisan ayının ortalarında Mecnun Adası'na doğru yola çıkmıştı. Biz gelmeden önce Hendekpedi, Simnan 12. Geam Tugayların elindeydi. Ama duvarlarda yazılmış olan duvar yazıları ve isimler İsfahan ve Horasan eyaletlerinden gelen askerlere aitti. Kürdistan Operasyon ve İstihbarat Tugay'ını temsilen Hendek teslim almaya gelen Rusheng Ruin şöyle anlatıyordu. Pedi teslim almaya geldiğimde Simnanlı komutan bana siz dağlık bölgelerde savaşma taktiklerini biliyorsunuz bu sıcak havada ve sazlıklarda nasıl savaşacaksınız diye sorduğunda ona biz imamın askerleriyiz, o nerede derse orada savaşırız. Erven Tırmağı'nın dalgalı sularında Belfecir 9 operasyonunda ön cephede savaşmıştık. Burada da imamın emrini dikkate alarak bu adayı ve hendek petini kanlarımızı feda ederek koruyacağız diye cevap vermişti. Öğleye yakın saat 10-11 sıraları bizi siperden dışarı çıkardılar. Seyit Ali Salih bir eliyle kolumun altından tutarak beni dışarı çekti. Iraklılardan bazıları bize dokunmaktan kaçınıyorlardı. Bize siz necissiniz, biz size dokunursak temizlenmemiz gerekir diyorlardı. Bizim su içtiğimiz bardakları artık kullanmıyorlardı. Biz onların kullandıkları konserve kutularını bardak olarak kullanıyorduk. Öyle saatlerinde iki Iraklı subay yanımıza gelerek Seyit Ali Salih'i yanlarına çağırdılar sanırım onun nasıl biri olduğunu anlamışlardı. Onu götürmek istiyorlardı ama nereye gideceğini ve başına neler geleceğini bilmiyorduk. Seyit bizimle birkaç dakika konuşmak için Iraklı subaydan izin istedi. Yanımıza gelip hepimizle kucaklaşıp alnımızdan öptü. Bizden ayrılacağı için üzgündü ve bizim için endişeleniyordu. Biz ise onun için endişeleniyorduk. Iraklılar onu bir an önce götürmek için sabırsızlanıyorlardı. Seyit yanımıza diz çöküp konuşmaya başladı.